Aman şekerim, akşam nasıl gelmem konkere ama bugün biliyorsun dağ taşınacak eşyalar var değil mi? Telefonla görüşüyorum. Ay, abi unutuyordum. 100.000 kaybettim biliyorsun, nasıl gelmem? Hamile. Ama burada iş o kadar çok. Böcek gibi doğuruyor bunlar. Ay, yiyecek ekmekleri bile yok. Çocuk ya, nelerine dakika, ki durun. Bunların? Bir yandan sana bir yandan kocama laf yetiştiriyor. Ha, bugün kuaföre gittim. Kapıda bir yığın eşya var. Sen burada değiştirdim. Oyalanıyorsun. Hiç fena olmadı. Adamlar gitti efendim. Eşyalar çok ağır. Geleceğim. Öyleyse ben taşıyayım bunları ha. Sen de burada otur. Tabii. Hadi defol. Sen değil, değil mi? Nankör canım, bunlar. Nankör etme. Canım. Tabii, çocuk doğurmaktan şekerim. Başka bildiği hiçbir şey geliyorum, yok bunların. Geliyorum merak etme sen. Bir kaza oldu. En pahalı eşi bulunmaz koltuğum kırıldı. Ödetiriz efendim, ödetiriz. Hastasın sen. Bırak onu biz bakarız. Zeynep'im. Dayan canım. Su kaynatalım. Sefaleti yenmek için okuyacaktım. Umudum, oğlum. Sınıfı geçtim baba. Umudum. Öğretmenim armağan etti. Memleketim. Beni okutacak mısın baba? Tabii oğlum. Gerekirse çalışarak öleceğim ama seni okutacağım. Hadi usta. Muhabbeti evde yaparsınız. Gel.
Oku oğlum, oku. Sen biraz dinlen babacığım, ben yaparım. Hayır, sen okuyacaksın oğlum. Sefaleti, açlığı yeneceksin. Yarın iyileşir çalışırım oğlum. Öksüzü de doyur oğlum. Güzel adım. Öksüzüm, ela gözlüm. Çok ye, kuvvetli ol. Yarın babamı yorma. Ben okuyacağım. Yoksulluğu yeneceğim. Seni arpa ile besleyeceğim, ela gözlüm. Öksüz arkadaşım, her kitap bir dünyadır. Bak ne yazmış. Bu senin öksüz arkadaşım. Hadi oğlum ye. Sen yemeyecek misin baba? Ben işten çıkınca atıştırdı mı oğlum? Olmaz. Ekmeği önce çalışanlar yer. Gece öksüzün yanında yatalım. O bizi sıcak tutar. Ben okuyacağım değil mi baba? Tabii oğlum. Ölünceye kadar çalışacağım ve seni okutacağım oğlum.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hoş geldin. Nihayet geldin. Efendim, efendim. Bugün seni tavlada yenmek için geldim. Orası pek belli olmaz. Maşallah. Otur bakalım şimdi. Bakalım kim yenecek. Kim bu sefer elimden yenecek. Kurtulamazsın. Asıl sen kurtulamazsın. Tamam. Hadi bakayım kemik. Hadi bakalım dur şimdi. Dört çar. Ben oynayayım, sen bekçi çar. Hadi bakalım. Gencize. Severler güzeli gencize. Bak şimdi bu sefer rakılar bundan yeneceğim bunu. Sen inanma, yendim yendim doymak bilmiyor mübarek. O doymaz doymaz, devam edin hadi. Şimdi görürsün sen. At bakalım. Hadi bitiren yolu. Hay aksi kemik, hay bu kadar da oldu. İşte böyle bugün de. İyi günler. İki bir. Bugün şansın ya. Şimdi bak. Ay bu kuzu kemik. Aman şu iki. Şu da. Benim yerime istersen. Gel. Dur bakalım. Ver. At bak. Benim yerime. Hadi. Sen at bakayım. Bir kere de şans deneyelim. Yoksa kendi bileğine güvenmiyor musun sen? Dur bakayım. Şimdi dur bakalım. Olmaz ki. Baştan kabul. Hadi kuzu kemik. Hadi oğlum şeşbeş. Yoldaşımdı. Canımdı. Zırvalıyorsun. Paranın alamayacağı şey var mı dünyada? O dostumdu. Para dostluğu da sevgiyi de satın alır. Atımı öldürdün. Öksüzümü öldürdün. Ol. Sana lütfettiğim, acıdığım için veriyorum. Korkumdan değil. Sizler servet düşmanısınız. Hepinizin paramızda gözünüz var. Burada tedavisi imkansız. Hemen bir hastaneye götürmek gerekiyor efendim.
korku. Umudum. Babam, garip babam benim. Garip babam. Açlığı ve sefaleti yen. Ben okuyacağım. Açlığı ve sefaleti yeneceğim. Oku, oku, aferin oğlum. Okuman bitince aşağısını temizleyeceksin. 100 numaraları da unutma. Unutmam efendim. Gani babam da burada kalabilir mi? Kalır elbette. Benim sağlam adamlara ihtiyacım var. Oku, çalış, adam ol. Gerisini bana bırak. Hadi göreyim seni. Bu masa uğursuz bir masa. İyi bir kart ver de şansımız dönsün biraz. On pot açar. İki kart. Yapıyorsunuz. Beni makasa aldınız. Kaybım büyük. Paramı geri isterim. Ya paramı ya da... Ya da ne? Dışarı. Sana iyilik ettim. Karnını doyurdum. Barındırdım. Yatacak yer verdim. Gani dedeye de ömür boyu bakacağım. Sen de bana bir iyilik et. Hiçbir iyiliğin altında kalmam. Borcumu öderim. Borcunu çalışarak değil, ancak bununla ödeyebilirsin. Bırak beyim, o okuyacak. Hayatın içinde okusun. Güçlünün güçsüzü yendiği yerde, kavgayı kavganın içinde öğrensin. Kitap adamı değil, hayat adamı olsun. Kireç tutmuyor.
git tuvaleti temizle. Bırak lan onu. Başlarım şimdi kitabına. Ben bu koğuşun abisiyim. Kalk dedim mi hemen kalk. Yürü hadi. Bas lan. Yürü. Geçmiş olsun. Çok diksin evlat. Erkek adam dik olur. Neden yüzünü parçaladın? Kitabıma küfretti. Aferin sana. Böyle gidersen yaman adam olacaksın. Ziyaretçim var. Reşit Bey'imiz para gönderdi. Para istemez Gani Baba. Bana kitap göndersin. Çok kitap. Sayemizde rahat ettin herhalde içeride. Gani dedeye de iyi baktık. Öderim. Adam olan borcunu öder. Yiğitsen yiğitliğini göster. Gani babama iyi bakın.
Yağar yağar arkadaşlar. Bu bankerlik olayından büyük paralar yağar. Bu işten bize de fay düşer. Adam olan ayağa kalkar. Kalkran ayağa. Ayağa. El kaldır bakan. Dayılık, ağalık bitti arkadaşlar. Bu kitabı okuyacağız. Memleketim. Bu memleket hepimizin. Bu kitabı okuyacağız arkadaşlar. Hep beraber okuyacağız. Nasılsınız? Memnun musunuz? Sağ ol. Siz nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Memnun musunuz? Şöyle. Çok güzel. Merhaba. Gazete okuyor musunuz? Buldukça okuyoruz. Yemeklerden memnun musunuz? İşte idare ediyoruz. Çok güzel. Şuraya bak. Harika vallahi ya. Merhaba. Nasılsınız? Bir şikayetiniz var mı? Sağ olun. Bir şey söyleyeyim. Umut abimiz daha iyi bilir bunları. Öyle mi? İşte orada. Arkadaşlarınız sizi sözcü seçti. Şikayetlerinizi, isteklerinizi öğrenmek istiyoruz. Şu Rıza kan davasından yatıyor. Katil. Ama bakın yüzüne uysal ve daha çocuk. Bu Ali namus meselesinden içeride. O da katil. Ölümünü bekliyor. Oysa onda öyle bir insan yüzü var mı? Geçen gün yaralı bir kuşu tedavi ediyordu. Şu hemen arkanızdaki Recep. Hırsız 2 yıldır içeride. Ne çalmış biliyor musunuz? Çocuk elbiseleri. Onun için burada. Ama olmayabilirdi de. Rıza adam öldürmeyebilirdi.
kan davasından adam öldürmekle bu işin bitmeyeceğini bilseydi. Ali karısını parçalamadan karısının o yola neden düştüğünü bilseydi. Görüyorsunuz, bilseydi, öğrenseydi bu insanlar nasıl bilecek, öğrenecek? Okul, okul, kitap, kitap. Dün memleketten mektup aldım arkadaş. Bizimkiler mahsulü toplayamamışlar. Burada elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Çaresiziz. Bizim küçük de hastalanmış. Kasabaya götürecek para nerede? Mahsulü bulamamışlar. Ah arkadaş, ocağım battı benim. Mahvoldum, darmadağın oldu ocağım. Lama aktaramadım. Kara kışta çoluk çocuk yağmur altında yattılar. Evvela mahsus selam eder, gözlerinizden öperim. Beni hiç merak etmeyin. Hasretinizden başka düşündüğüm bir şey yok. Memleketin sesi bunlar, halkımın sesi hanımefendi. Senin gösterişli kampanyan ne yazar? Oğlumuz Umut bugün azat olmakta. Onu karşılamak ve hoş geldin demek gerek. Danışmanım, boyuna bakma sen. Onun boyu kısa ama aklı uzundur. Yaşarsak görürüz. Zamandır böyle adamları yanında taşıyoruz. Şartlar değişti oğul, çok değişti. Yürek kadar, yumruk kadar da akla gerek var. Ona her zaman gerek vardır. Bugünü kutluyoruz. Bize içki ver, oğluma da içki ver. Yıllar önce elime bir silah verdim. Şimdi onu sana geri veriyorum. Böylece ödeştik. Eğer bundan sonra silahım olacaksa, o da kendi silahım olacaktır. Anıt dikeceğim. Çalışan insanların anıtı olacak. Çocuklarını okutabilmek için çalışıp ölen annelerin, babaların anıtı olacak. Bu anıtı kendi ellerimle dikeceğim beyler. Babaları kahrından öldüren, çocukları hapishanelere dolduranların gözleri önüne dikeceğim.
Rahatsız olma Gani baba. Hoş geldin. Babamdan kalan son hatırasın. Canım sana feda olsun. Benim canım sana feda olsun. Aziz dostum Gazi'den kalan tek hatırasın. Ama yaşlı yüreğim sana söylemeden edemiyor. Baban da olsa aynı şeyi söylerdi. Gel vazgeç bu yollardan. Bu yollar Gani Baba. Bu yollar hangi yollar? Yolu olan yolu bırakır. Ama bizim yolumuz var mı ki? Anne ve babaların anıtıdır bu anıt. Bu anıtta bir mezar var. Gazi babanın mezarı, babamın mezarı. Ezilmiş bir babanın mezarı. Ne o, kendi bileğine güvenmiyor musun? Güveniyorum, güvenmesin ama bir şans değiştireyim. Göreceksin, bugün yeneceğim, rakılar da senden. Sen avucunu yalayacaksın. Bencise, severler güzeli gencise. Bakın bu penciseden canım, ver bakayım şunu bana. Hadi bakalım, hadi oğlum, bir tren yolu. Bu ne şans, bu ne şans bu kadar canım. Ver at bakalım, ver, ver, ver. At, at. Allah gene tamam. İki bir. Tabii, tabii. Dur. Ne bu? Dört çar. Ben oynayayım, sen bekçi çar. Dur bakalım, at bakayım. Ama şimdi sıra bende. Al bakayım şu sarı. Gel benim için, lütfen sen atı ver bakayım, şu bir şans değilsin. Hadi oğlum, hadi. Kuzu kemik. Yo, 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 at, at. La 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 la. Devam et sen. Ödelim, ödelim etmesine de. Dur bakalım nasıl. Uyuttum be. Bu havayla da bilardo oynanır mı lan hiç? Yürü bakalım. Kes lan şu zımbırtıyı. Bana bakın, bu şarkıya, bu mekana saygı gösterim. Bu şarkının ne bir şarkısı. Bu mekan o biçim mekan. Döverim lan sizi. Dövermiş ha. Dövermiş. Seyfi baba, Gazi babanın bardağıyla bir çay yap da içelim. Yarın bu sakallarınızı keselim. Aa, siz niye kendinizi koyuvermişsiniz böyle? Gülün hadi. Hadi. Şimdi röntgenini çekecekler, sakın korkma. Pazar günü gelirken istediğin kitapları da getireceğim sana, oldu mu canım? Yarın istediğiniz her şeyi getireceğim. Hadi bakalım. Zulüm gibi inerdi geceler bu duvarlara. O iri erkek kahrından hırsla çakardı kibriti. Bir nefes alırdı sigarasından kendini öldüresiye. Ve yüreğinde delikanlı bir sevda. Evet, bu sevda dolu. Acı çeken insanların inlemelerini duyabiliyor musun? Benim çocukluğum sokaklardan, kıyılardan, gök mavisinden, ekmeğinden, can evinden ayrı düşmüş, yani bütün hasretlerin kahrını yaşayan çaresiz insanların hikayesidir.
Bir avuç gökyüzüne hasret insanların hikayesi bu. Bu lambanın ışığı altında okurdum kitaplarımı. Bunu ben alabilir miyim? Çok diksin. Öyle değil mi Reşit Bey'imiz? Erkek adamın başı dik olur danışman efendi. Çok horlandık ama boyun eğmedik. Hay sen çok yaşa oğlum. Sen de yaşa baba. Beraber. Baba oğul gibi yaşayalım. Beraber yaşayalım baba. Gidiyoruz. Doğru olmaz efendim. Yanınıza birkaç iyi adam almadan gitmeyin. Tehlikeye atılmanız gereksiz. Oğlumla gidiyorum. İkimizin karşısına çıkarım vay haline. Hadi gidelim. Gidelim baba. Para tamamdır. Ne kadar? Konuştuğumuz kadar. Öyleyse eksiktir. Çünkü tehlikenin bedeli yükseldi. İyi malın değeri yüksektir. Şimdi daha çok veren var. Zorla almak isteyen var. Riskler büyüdü. Pazarlık ettik. Anlaştık. Kaporayı aldın. Mal benimdir. Mal senindir. Ama 50 milyon daha verirsen senindir. Bir kuruş fazla vermem. Senin gibi kaypaklarla da pazarlık etmem. Elimdesin. İstersen parayı da alırım, canını da. Ona yürek ister, bilek ister.
Canını kurtarmak istiyorsan bırak parayı. Mal benimdir ve şimdi hiç para vermeden alacağım malı. Beni abi. Yaşamak istiyorum abi. Yaşamak isteyen adam eline silah alır mı? Çocuklarım var abi, karım var. Adın ne? Ahmet. Var sende yaşa Ahmet kardeş. Hem de uzun yaşa. Diğer tavla oynadık, anlaştık Şükrü Efendi ile. Malını istediğimiz fiyata alıyoruz. Öyle değil mi lan? Sen öyle istedin ama öyle olsun. Bunca adama karşı tek başına. Yiğit adamsın Reşit Baba. Oğlunun saygısını kabul et. Yalnız değildim. Sen vardın yanımda. Kim yiğit dostlar karar versin. Beni yalnız koymadın. Baban sana can borçlu. Babama ben çok şey borçluyum. Arkadaş olalım. Böyle arabası olan senin gibi biriyle benim gibi biri arkadaş olabilir mi hiç? Sen istersen olur. Bu işten bir çıkarım mı var? Köpeklerim var. Onlara ekmek topluyordum. Yalan söyledim. Biz bu ekmekleri yiyoruz. Kardeşlerim var. Babam hasta. Çalışıp ödeyeceğim bunları sana. Çalışmakla değil, ancak bununla ödeyebilirsin. Çalışarak ödeyeceksin. Ama önce okuyacaksın arkadaşım.
kötü bir şey mi gördün? Yok, hayır. İnsanlarla oynamak senin işin mi? İlk gördüğüm günden beri etkin altındayım. Kimsin sen? Kimsin sen? Hiç kimse. Ve buraya niçin geldiğimi de bilmiyorum. Ben biliyorum. Dostuna yarasını gösterir gibi, bir salkım söğüde su verir gibi. Öyle içten, öyle derin, ancak yiğitler sevmesini bilir. Ağlamak, sızlamak kaç para eder? Bir şarkı söylenir, bir şarkı biter. Ömür dedikleri gitti gider, bir avuç su gibi parmaklarımdan. Öldürdün onu. Öldürdün arabamı. O benim ekmek teknemdi. Topla, git yenisini al. Kalanı da senin olsun. Satın alamazsın yenisini beyim. O benim her şeyimdi. Arkadaşımdı. O benim hatıramdı. Yetmez. Yetmez, bunları hiçbir şey ödeyemez. Servetin, kişiliğin ödeyemez. Paraların bu acıları satın alamaz. Umut, sen çılgınsın. Babam aklıma geldikçe çıldırıyorum. Okuduğun kitaplar öyle söylemiyor. Senin hiç atın öldü mü? Hiç baban öldü mü gözünün önünde? Hiç acı çektin mi? Hiç çaresiz kaldın mı? He? Yarını yok bu yaptıklarının. Yarın. Yarınlar. Umut. Umudum. Her şey ayarlandı. Bütün tertibat alındı efendim. Kaporu almıyoruz. Parayı mal tesliminden sonra alacağız. Bir şey mi var? Hayır. Hazır mısın? Hazırım. İçkinizi bitirene kadar dönerim. Barış içinde, çıkar düşünmeden beni sevebilir misin? Severim. Çok paradır Reşit Bey'imiz, bir garanti isterim. Ne garantisi? Bir kelek olmasın diye Reşit Bey'imiz bizimle beraber gelecek. Oğlunuz ve danışman bey de burada adamlarımla kalacak. Eğer mallar sağ salim yerine ulaşırsa biz sizi, adamlarım da oğlunuzla danışmanı serbest bırakacak. Reşit Bey'imiz isterse adamlarını yanına alabilir.
biz gidelim. Kendine dikkat et baba. Sen de dikkat et oğlum. Gibi aklında kısaymış danışman efendi. Söyle hangi yoldan gittiler? Gidiyoruz. Baban sana can borçlu oğlum. Gani baba. Elimizden geleni yaptık. Ama yaşaması imkansız. Gene de Allah'tan umut kesilmez. Thank you.
Horlandık. Ama boyun eğmedik. Erkek adamın başı dik olur. Dik olur. Şükür Allah'ıma. Al beni şimdi. Hemen. Hemen al. Dans edelim mi? Bu dansları öğrenmeye vaktim olmadı. Ya bunu? Seviyorum. Yarın demiştim bir kez. Yarınları var mı Umut? Adın Umut. Barışa yaraşır. Sevgiye, sana yaraşır. Sonu olur mu? Seni seviyorum. Evlenelim. Çocuklarımız olsun. Çocuk. Çocuklar. Ben öksüzüm. Sen, ben. Olmaz bu. Yollarımız ayrı, kaderlerimiz ayrı. Senin kaderin nerede, benim kaderim nerede? Savaşalım. Kendimle. Ama seni sevmek, sevilmek ne güzel olurdu. Gitmeliyim kendi yoluma. Hayal görmeyelim. Ama seni hep seveceğim. Korkuyorsun, sevmekten korkuyorsun. Galiba. Ama belki de korkmuyorum. İnsan bildiği şeyden korkar. Ben sevgi nedir hiç bilmedim ki. Kaçak. Eşkıya. Yüreğimdekileri bir anlayabilsen. Ve şimdi gerçekten ölmek istiyorum. Bıçaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi sevgilim. Yarama tuz basarım, yüreğimi dağlarım ama seni anmam. Belki ara sıra ağlarım ama seni anmam. Umut,
Umudum, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Seni seviyorum, seni seviyorum. Umut, seni seviyorum. Seni bırakmam. Sensiz ölürüm. Bu kızdan vazgeç. Bu yolda kadın olmaz, yuva olmaz. Deneyeceğim. Geleceğini düşün. Gelecek. Biz doğarken geleceksiz doğduk. Kader. Kader diye bir şey yok baba. Bırakalım bu kaderciliği. İnsan olmanın bir şerefi de kaderine karşı gelmektir. Dayanmaktır. Dayanan kazanır. Kaybettim sandım. Sevdiğini kaybetmenin acısı çok büyüktür. Sana bu acıyı çektirmem. Benimle evlenir misin? Evet, evet. Öyleyse seni babandan isteyelim. Haberi var, seni bekliyor. Ne dedim benim için? Mühendis dedim. Kaldırım mühendisi. Seninle açık konuşacağım delikanlı. Kızımı istemeye geldin. Ben de vermeyeceğim. Senin gibi bir serseriye kız mı vereceğim? Bende o göz var mı? Sen beni helayi mi sandın? Ben kimim biliyor musun? Ben parayım, para! Yani gücüm, ayrıcalığım var. Özelliklerim var. Benim istediğim her şey olur. Önümde her şey eğilir, bükülür, ufalır. İstersem yok ederim. İstersem var ederim. Ben lütfederim. Al şu parayı. Kendine 3-5 kız al. Defol. Lütfettiğim, acıdığım için veriyorum. Korkumdan değil. Sizler servet düşmanısınız. Hepinizin paramızda gözünüz var. Al şu parayı, kendine 3-5 at al. Sen bir serserisin. Senin gibi binler
binlerce iti kapımda beslerim. Sülalenizi ayağımın altında ezer, ölülerinize tükürürüm. Garip babamı öldürdün, yetmedi ulan! Bu seferlik kızına bağışladım. Senin parana boyun eğmem ben. Hiçbir şeyine boyun eğmem. Paran bileğimi bükemez, yüreğimi susturamaz. Garip babamı öldürdün, yetmedi mi lan? Alo, Reşit Bey. Babamın katili, asılacak adam baban. Hayır! Şimdi ya baban ya ben. Hayır! Uçak biletin alındı. Hemen valizlerini topla. Gidiyorsun. Hayır, gitmeyeceğim. Ne demek o? Ne demek gitmeyeceğim hanımefendi? Karnını doyuran benim, ben. Seni giydiren benim. Öyleyse benim dediğim olacak. Baba. Baba mı? Bırak babayı babayı. Dediğimi yap, toparlan. Bana bak. Seni bir katille, bir eşkıyayla evlendirecek göz var mı bende ha? Bir serseri gelsin, kızımla evlensin, bunca yıl uğraşıp yaptığım servete, paralarıma konsun. Müsaade edecek göz var mı bende? Bitti o iş. Bitti ve sen de gittin. Sen miydin baba? Evet. Haklıymışsın baba. Bu yolda kadın yok. Evlilik yok. Sevgi yok. Gitti o. Veda. Aslında hayatım hep ayrılık, hep veda. Önce anama veda ettim. Sonra öksüz atıma. Sonra babama. Sonra sevdiğim kıza. Oysa... Hep onu aradım baba, biliyor musun? Sıcak bir bakış, bir gülüş,
Hayatım boyunca hep küçük bir sevgi aradım. Her basit insan gibi ufak bir sevgi aradım. Sevgiyle bir el elimi tutmadı. Sevgiyle bir el saçıma dokunmadı. Sevgiyle bir ağız adımı söylemedi. Bu işte bir yanlışlık var baba, ama nerede? Nerede o sevgi, kimde? Ve şimdi yalnızım. Sevgisiz, kimsesiz. Yapayalnızım baba. En korkuncu öksüzlük. Ben son seni de kaybettim baba. Yaşamak için biz neyiz ki? Biz bir aptal, it, kopuk. Son sözü hep Osmanlı'yla söyler. Para söyler. Ama beni öldüren son kurşun senin olmasın.